Mesela taraftar olsa bugün ne olurdu Fenerbahçe'de? Taraftar Taraftar olsa alınmış olsa içeriye. İspanya olmadığımız için beyaz mendiller çıkmazdı ama homurdanmalar başlardı. Evet. Homurdanmanın daha yükseğe başlardı taraftar olsa. Yani göz göre göre bu kadar yanlış yapılmaz. 3 senede 70-75 transfer yapılmaz. Ne yapacağım yani? Ali Koç bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğu diye inanmadığım şeyleri mi söyleyeceğim? Kötü yönetiyorsun kardeşim. Bir de tutturdular, sıkıştılar mı? FETÖ. FETÖ evet. Tamam, FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var. Başkanlarda FETÖ'cü var. Hala. Hala mı? Hı, soruyorum. Yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ var hala. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var, alnını karıştırırım. Hala var. Bir tane yetkili makam beni çağırsın. Tek tek açıklayayım. İsim. İsim. Şimdi Selahattin Baki FETÖ diyor. Sen kendi kapının önünü temizle. Kendi kapının önüne bak, FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymun oynamanın bir anlamı var mı? Herkes biliyor, söyleyemiyor. Ben söylerim. Çünkü Allah'tan başka kimseden bir korkum yok. 20 yıldır. Sizler, çoğu insan bunlara muhterem derken bu sümüklüğe biz FETÖ biliyorduk. Bu arada bu oyunculuk döneminde başlıyor galiba değil mi? 2000 yılında. Fenerbahçe'desiniz. Tabii. Ben neler çektim mi bana sorsunlar. Onları o kulübe sokmamak için otobüste hangi oyuncuyu tokatladığımdan gelsinler bana sorsunlar. İsim vermezsiniz ama bir anlatır mısınız? Önemli değil. Niye tokatladınız? İlahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. VAR odasında FETÖ var. X odasında FETÖ var. Ya bırakın FETÖ'yle siyasiler uğraşsın. Tayyip Erdoğan Allah razı olsun. Bak çok net söylüyorum. Bana göre Kurtuluş Savaşı gibi mücadele veriyor. Siz destek olun. Varsa da gidin. Söyleyeyim. Fenerbahçe kulübüsünüz ya. Ha. Bir anda öyle Cumhurbaşkanı'na çıkıyorsunuz. Gidin söyleyin efendim bu var deyin. Ama bana söylediğinde sende de bu var derim. Diyemezsin ki. İsim vermekten de gocunmam yani. Çıksınlar açıklama yapsınlar. Çıksınlar. Türkiye'de sporun içinde olan bazı adamlar FETÖ'den ifade vermediği sürece, FETÖ'den alınmadığı sürece bana kimse FETÖ temizliği var demesin. Bunu inandıramaz. 15 Temmuz gerçekleşseydi bunların hepsi FETÖ'lülerin yanında olacaktı. Şimdi hepsi kripto. Hepsi. Kripto diyorum. Daha bundan büyük itiraf var mı? Kimi kandırıyorsunuz? Sokaktaki vatandaşı kandırırsınız. Yani şimdi konu çok, o da çok şey var ki siyasete girmek istemiyorum. Samimi olmadıklarını düşünüyorum. Herhalde. Ne samimisi ya? Samimi kim biliyor musun samimi kim? Olan? Gariban, Rahmani olarak o sümüklüğe inanan insanlar. Diğerleri. Bu saydıklarım. Ele başları. Atletini başına saranlar mı? Yediği zeytini... Aman sen yeme ben yiyeyim diyen mi? Şahit olduğunuz olaylara... Ya şahitlik mahitlik. Boş ver. Ama şimdi Ümit abi bir şey söylüyorsun ki... Ben hayatımda mahrumu görmedim. Görenler bilir. Kim FETÖ'cü kim KETÖ'cü. Ben mahrumu görmedim de yemedim de. Ama görenler hala çalışıyor. Hadi bir tanesi çıksın. Ümit sen ne diyorsun desin bu söylediklerinden bir tanesi de. Ben de detayını açayım. Hadi. Ben daha böyle yürek var yürek. Ben konuşurum. Konuşunuz için antipatik olduğunuzu düşünüyor musunuz? Herhalde öyleyim tabii. Başkanların içine gelmiyor. Aydın. Herkes bir gün değerini bulur. Ederini de bulur, değerini de bulur. Bunu unutma. Peki. Her şeyin zamanı var. Onun için bıraksınlar böyle, bıraksınlar. Gerçek anlamda FETÖ'yle mücadele edelim. Sulandırmayın kardeşim. FETÖ'den şikayet edenlerin hepsinin içinde bir FETÖ'cü var. Kulüplerden bahsediyorum. Bütün Türkiye genelinde. Ya hocasında, ya yöneticisinde, ya futbolcusunda... Ya içerideki birisinde var, ya spor direktöründe, ya genel menajerinde. Bırakın bu işleri, kimi kandırıyorsunuz? Milleti ipe baktırıyorsunuz, aşağıda neler olduğunu. Ve diyorsunuz ki, ben bunu söylüyorum, yetkili biri çağırsın beni. Yani Cumhuriyet Savcısına bahsediyorum. Yok canım ya, savcıya da gideriz, her yere ifade de veririz. Benim yetkim, benim kastım, ben şunu söylüyorum. İnşallah bir gün ha, ben samimiyim, bu Cumhurbaşkanıyla, Cumhurbaşkanımızla oturmak inşallah bir gün nasip olur. Olacak da. Bu kulüplerin nasıl idare edildiğini. Nasıl idare edildiğini. Gerçek anlamda kimin onun yanında olup olmadığını o zaten çok iyi biliyor da. Bir de ben söyleyeceğim diyorsunuz. Yeri geldim ben söylerim merak etmeyin.